Yunus Emre Kulak. Belgesel seslendirme denemesi. Sıra numarası 3001. Sayfa 24. Soğuğun hüküm sürdüğü, okyanusun buz kestiği, hayatta kalmanın başarı sayıldığı bir dünyada yaşam savaşında ustalaşmış bir canlı türü yaşar. İmparator Pengueni. Başlangıcı bilinmeyen bir evrim süreci sonunda Antarktika'nın uğultulu ıssızlığına ve sıfırın altındaki soğuğa mükemmel uyum gösteren bir hayvan ortaya çıkar. Ancak imparatoru bekleyen zorlu bir sınav var. Antarktika'nın bazı bölgeleri ısınıyor ve devasa buzdağları oluşuyor. Kıbrıs büyüklüğünde buzdağları. Bu durum bir felakete yol açabilir. İmparatorun kendini bu iklim değişikliğine uyarlaması için yeterince zamanı olmayabilir. İki uzman araştırmacı gezegenimizdeki en soğuk yere geri dönüyorlar. İmparatorun bu fırtınayı atlatıp atlatamayacağına tanık olacaklar. Yer kürenin ucunda donmuş bir dünya uzanır. Burada rüzgar saatte 300 kilometre hıza ulaşır ve ısı -60 santigrat derecenin altına inebilir. Ve hava kupkurudur. Antarktika, dünyanın en soğuk ve en rüzgarlı yeridir. Burada şartlar o kadar ağır ki, bir canlının hayatta kalabilmesi olanak dışı gibidir. Ancak bu elverişsiz ve donmuş topraklarda bile yaşam sürer. Burayı yuva edinen tüm canlılar, soğuğa rağmen hayatta kalacak şekilde yaratılmıştır. Aralarında biri en eskidir. 1 metre boyunda bazılarının ağırlığı 40 kiloya varan imparator penguenleri, dünyanın en büyük dalgıç kuşlarıdır. Hayal gücümüzdeki penguenleri frek, yani komik ve küçük adam olarak canlandırırız.